Selamlar herkese. Hançer ben. Davnoh Man maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Şöyle köyümüzün önünde yatan cesetleri görebiliyorsunuz. Fakat bizim köyümüze ait değil bunlar. Bunlar saldırmaya cüret eden yağmacıların cesetleri. Ve diğer yağmacılar da aynı kaderi paylaşacak onlarla. Eğer bize saldırmaya kalkışırlarsa arkadaşlar. Bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm bu çağı tamamlıyoruz. Dilerim ki tamamlıyoruz arkadaşlar. Ve yeni bir çağa geçiş yapmayı arzuluyorum. Yeterince puanımız var. Ama girmeden önce bir gıdım daha research puanı biriktirmek istiyorum. Çünkü bunu atlayıp sapsap kalıyorsunuz. Bunları açamıyorsunuz. Peşin biraz biriktirirsem atladığım anda birkaç teknolojiyi açıp girebileceğim. Ki çok avantajlı olacak bize. Bize saldıranlar da aynı çağa atlıyor. Çünkü benimle beraber. Ve birazcık puan kasacağım. Onun dışında da şeye geçiş yapamadık aslında. Neler meyveler çürüyor. O kadar çok yemeğimiz oldu ki. Hepsini yiyemiyoruz. Yani copper'lar bence yeterince üretemedik. Şöyle de araç gereçlere bakarsanız. Sadece 2 tane copper'dan baltamız var. İşte 16 tane bundan, 2 tane bundan. Yeterince üretim henüz yapamadık gibi duruyor. Yavaş yavaş diğer şeyleri üretmeyi bırakıp bu çağın aletlerini yapmak istiyorum. Aksi takdirde geride kalacağız. Zaten gerekli emirleri de verdim sayılır arkadaşlar. Mızrak halen yapıyor muyum? Ne yapalım biliyor musunuz? Kemik olayını salalım. Hepsini buna geçiriyorum. Her şeyi copper'dan yapacağız bundan sonra. Kemikten yapmayı bırakıyorum arkadaşlar. Harpun da yapmıyoruz artık. Balık tutmak için olta yapıyoruz. Ve çağı arkamızda bıraktık diyebilirim şu noktada. Elbette bunu yapmak için şuraya biraz odaklanmamız gerekecek. Elbiseler de aynı şekilde. Artık kaliteli elbise yapacağız. Dandik elbiseleri pek de yapmamıza gerek yok gibi hissediyorum. Ama bakalım zaman gösterecek. Bir yandan da hayvan miktarımızı arttırıyorum arkadaşlar. Limitlerimizi hop yanlışlıkla kapadım. Limitlerimizi birazcık arttıracağız bu bölüm. Ona kıyasla da şey yapmaya başlayacağım. Daha çok saman çıkaracağız. Hayvanların beslenebilmesi için. Ups. Kışı bitirelim. Daha net anlayacağız neler döndüğünü. Ama hadi hayvan limitlerimizi hızlıca bir ayarlayalım. Çünkü yani kurtarıyoruz şu limitleri. Eşeği arttırmayacağım mesela. İşte keçiyle koyunu arttırmakla başlayabilirim. Ne yapalım? Tabii ki ikiye katlamayacağız. 15'e çıkaralım. Yavaş yavaş genişleyelim. Keçi ve koyunu 15'e çıkardım arkadaşlar. Diğerlerini ellemiyorum. Keçi ve koyun en iyisi. İşte yün vesaire veriyorlar. Ve kışı bitirelim, atlayalım. Böylelikle hayvan var mı etrafta? Şunları avlattırıyorum. Ufakları evcilleştirmek daha mantıklı aslında. Ve inşaata da devam edeceğiz arkadaşlar. Hatta başlamışız. Şunun inşaatına odaklanacağız. Devasa bir şey. Etraftaki taşları çekmek için birkaç komut vermiştim. Gördüğünüz gibi çekiyorlar şu aşamada. Yani çok net bir şekilde bakmaya çalışıyorum. Yakınlarda atladığım monolit taş var mı diye. Ama pek de gözüme çarpmıyor. Tüccar gelmiş.
Şöyle bir şey de söz konusu. Eğer çağatlarsanız arkadaşlar her şeyin fiyatı değişiyormuş. Ve eski teknolojilerin fiyatı düşüyor. O yüzden kemik şeylerini falan satmam gerekiyor aslında. Ama işe yarar hiçbir şey de sunmuyor. Bize sunuyor. Linenleri alalım. Bütün kapırları da alalım. Haydi deri, param kalmadı. Yayları satmaya başlayalım ve eski şeyleri satmam gerekiyor. Kemikten yaptığımız. Çünkü dediğim gibi fiyatları çakılacak arkadaşlar. Ve artık da üretmiyoruz. Kapıra geçmemiz için fırsat da sağlayacak. Şunların hepsini, leather'ları da alıyorum. Ve aynen kemikten bir sürü şey satabildim. Bundan sonra da üretmeyeceğiz. O kadar kemiği ne yapacağım onu da bilmiyorum. Dürüst olmam gerekirse. Çünkü hayvanlardan yine her türlü kemik gelecek bizim hayvanlardan. Kışı atlattığımız için bir teknoloji puanı daha geldi. Haydi tarlalara abanın gençler. Ben de şu etrafta monolit arayacağım. Şu. Ah, megalitmiş. Monolit nereden çıktı? Gözüme çarpmamış, dibimizde duruyormuş bir tanesi. Nehrin kenarından da getirebiliriz artık. At. Haydi atları evcilleştiremiyoruz henüz. Horse domestication. Ne yazık ki yok teknolojisi. O zaman katledebiliriz hepsini. Ve buradan copper'ları çıkarmaya devam ediyoruz. Dağın arkasında var mıydı monolit? Megalit. İş yükü çok fazla diyor. %160'a çıktı. Çıldırdı köylüler. O yüzden biraz daha iş yükü verelim. Tarla yüzünden arkadaşlar genelde. Burada da varmış. Bunu da alın bakalım. Tarlaları ektikleri anda iş yükü çakılacak. O yüzden birazcık dayansınlar. Birkaç tane daha çekmem gerekiyor muhtemelen. Şu anda göremiyorum. Buralarda bir sürü çakmak taşı varmış. Popülasyonumuz 60'ı geçti. Hadi bakalım. Bu ne? Demir varmış. Burada da. Peki. Eşeklerimiz. Ha bu arada uyarmışsınız. Eşeğin tek şeysi var. Eşek demem gerekiyor ama alışkanlık arkadaşlar bende. Muhtemelen eşek demeye devam edeceğim. Ama eşek dediğimi varsayabilirsiniz. O yüzden çok takmayın. 100 tane süt topladığımız için bir tane daha bilgi puanı geldi. 10 numara. Ben bir tane daha ev yapıyorum şuraya. Aslında 4'e 4 böyle şeyler oldu. Evleri başka yere mi yapsam? Yer kalmadı ki. Yer kalmadı. Şuraya devam edelim şimdilik. Aynen buraya devam edelim. Bu arada tarlalara öncelik vermemiş olabilirim. Yorumlarda paylaşmışsınız bunu da. Şimdi verdik. Süper. Zaten yemeğimiz coştu. 320'lerde hiç bu kadar yükseğe çıkmamıştı. Şu meyve operasyonu. Meyve sebze operasyonumuz biraz coştu galiba. Yani bakalım hayvan limitini arttırınca saman çakılacak mı derken saman çakıldı bu arada. Tarla işini biraz daha coşturmam gerekiyor gördüğüm kadarıyla. Ne yapalım? Hangisi ikisinden de veriyordu? Rye en iyisiydi değil mi? En son açılanlardan bir tanesi. Aynen arpa. Şöyle ekelim. Bam. İş yükü çok fazla, iş yükü çok fazla.
Çalışın gençler. Kışın yattınız, göbek yaptınız hepiniz. Bu arada hayvanlar, evcil hayvanlar sadece su kenarından içebiliyormuş diye okudum. Çeşmeden içemiyorlar. Ama aslında evlerinde de su var. Çünkü saldırı yiyebiliyorlar. O açıdan biraz tehlikeli. Vahşi hayvanlar da alabiliyor. Eğer şehirden çok uzaklaşırlarsa... Elinize sağlık. 60 kişiyiz ya bence. 250 tane tenin toplamışız. O da artı bir geldi. Şeyler ne alemde? Şuradaki bölgemiz. Amma ağladınız ya. İş yükü çok fazla. Kömür. Kaç kömürüm var? 55. Limit bu zaten. Copper. Copper'ları çalıştırıyor muyuz? Şuradan. Ha, 5 tane köpek hastalanmış. Bu hastalanma da bazen arkadaşlar popülasyonu kontrol etmek amaçlı oluyormuş bu hastalık. Yapacak bir şey yok. Çok fazla köpeğimiz var muhtemelen şu anda. Kesebilirsiniz diye tavsiye vermişsiniz. Yaşlı köpekleri vesaire. Ben kesmeyeceğim. Bir ömür bize hizmet verdilerse huzur içerisinde ölsünler. Etine kemiğine ihtiyacım yok köpeklerin. Böyle optimizasyon açısından değil de insanlık açısından böyle bir karar verdim. Keşke mezar bile kazabilsem köpeklerimize. Bu zaten suyun altında hastalanmış. Ölmüş mü o? GG olmuş galiba, aynen. Beş tane vahşi at indirmişiz. Puan geldi. Çok uzaklara gitmiş ya. Şunları avlamasak mı artık? Neyse, kaçtı diye notifikasyon gelir zaten. Çok da uzak değil artık. Gördüğünüz gibi bütün köylüler ava çıktı buralarda. Hasta köpeklerle. Ah kıyamam. Bakar mısınız köpekler? Topallıyorlar. Son avlarına çıktı arkadaşlar köpekler. Öyle onurlandırıyoruz köpeklerimizi. Güzel. Saman çakıldı. Şuradan biraz daha saman gelecek diye düşünüyorum. Onun haricinde taşları çekmeye devam ediyoruz. İki tane taş gelmiş. Onları çekmeye odaklanabiliriz. O yapıyı bitirmek istiyorum. Çağ atlamadan önce. Diğerleri nerede? Flint, iron. Burada da güzel bir şeyler var. Tarlayı ektikleri gibi iş yükü çakıldı arkadaşlar. Şunu çekiverin. Ya da çekiyorlar zaten. Aynen geliyor delikanlı. Şuna bir öncelik atacağım. İlk defa geyik avlamışız arkadaşlar. Geyikler yeni geldi galiba haritaya. Geyiklerin ataları vardı enteresan. Boynuzlu hayvanlar vardı. Artık geyikler gelmeye başladı. Şu ne? Şurada değişik bir hayvan var. Sırtlan. Yani şöyle gezdikçe haritanın ne kadar büyük olduğunu bir daha idrak edebiliyorum arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Nerelere kadar geliyor? Muhtemelen bu kadar yayılamayacağız hiçbir noktada. Bine çıkmayacak yani popülasyonumuz. Şunları da eritelim, yer açılsın. Bu depoya koyuyorlar değil mi? Büyük ölçüde. Çünkü bunları eritmek lazım. Malzeme yapmam lazım. Onlardan yeni şeyleri üreteceğiz. Çağ atlamadan önce. Hani çakmak taşıyla yapıyoruz ki. Bence dandik biraz. Evet, bütün bıçaklarımız mesela kemikten ve bunların değeri çakılacak. Çok az kaldı arkadaşlar çağ atlamamıza.
25 puan var. Taştan duvar yapabileceğiz. Kılıç, daha iyi yaylar. Kalkan, armor, o kadar çok şey açılacak ki bir ay yapacağız. At evcilleştireceğiz. Hayvanlar tarlaları çekecek. Bu da şahane bir şey olacak. Ve tarlaları fullemişiz. Saman çakıldı arkadaşlar. Sıfıra yaklaştı galiba. Saman 6 tane kalmış. Evet, hayvanlar yamulacak mı? Az sonra. Biraz daha mı eksem ya? Ray. Şuraları da genişleyebiliriz bence yavaştan. Burada pek alan kalmadı. Düz bütün alanları değerlendirdik ne yazık ki. Öyle bir sıkıntımız var. Tüccar gelmiş. Hayvan popülasyonu 50'ye çıktı arkadaşlar. Buralara koyamıyorum işte. Doğru düzgün tarlalar koyamıyoruz. Şöyle bir şey yapsam çirkin mi oluyor? Yapabiliriz ya. İlla her şeyin simetrik olmasına gerek yok değil mi? Aynen şöyle bir tarla atıyorum. Görmüş oluruz. Öncelik attım. Ve tüccar geldi arkadaşlar. Haydi çağ atlayalım. Biraz erken. Biraz erken ama ben güveniyorum köyümüze. Tüccara tıklamadan çağ atlayacağım. Çünkü bir teorim var. Ve bronz çağına sonunda geçiş yaptık arkadaşlar. Biraz erken oldu ama problem değil. Bir sürü şey açılacak şimdi. Şimdi tüccara tıklayacağım ve teknoloji satacağına inanıyorum. Bir ihtimal. Satmadı. Olmadı. Belki de bir sonraki tüccarı beklememiz gerekiyor. Şimdi fiyatların hepsi değişti arkadaşlar. Kemikten şeylerin fiyatı bakalım 1'e düştü. Gördüğünüz gibi 7 idi. Ne yazık ki 1'e düştü artık değersizler. Belki de önce konuşup sonra çağ atlamak daha mantıklı olurdu. Ve yayların fiyatı halen 15 ya. Yaylarla arkadaşlar hayatımızı sürdüreceğiz. Değişmiyor. Bug'lı mı? Neden yayların fiyatı? İlk çağda aldığımız şey, şu kamışları aldım. Kamış, saman diyorum. Karıştırıyorum arada idare edin. Onun dışında copper'ları her zaman alıyorum. Ve 3 tane yayla ödüyorum. Okey. 500 tane saman oldu. Artı bir bilgi daha geldi. Yerlere bakar mısınız? Toplayın onları. Bir zahmet toplayın onları. Monolit, monolit. Ayılar. Hadi ayıları harcayalım. Burada bir tane gördüm. Haydi bunu da çekelim. Megalit ya, monolit diyorum. Ama oralar biraz tehlikeli. Kurt sürüleri oluyor buralarda. Ne yazık ki saldırabiliyorlar. Bu arada eşeklerle çekemiyor muyuz? Neden halen adamlarım kendileri çekiyor bilmiyorum. Şunu da çekelim. O kadar eşek yaptık, araba yaptık. Halen sırtlanıyor olmamız birazcık üzücü açıkçası. Kalmadı ya. Yakınlarda kalmadı arkadaşlar. Ya da gözüme çarpmıyor. Sen kimsin? Geyik, avla. Bunları evcilleştirmeye... Haydi yakalayalım küçükleri. Ben bir tane daha ev yapacağım. Yani yemeğimiz var. İnsan yemeğimiz var. Hayvan yemeği yok. Problem daha çok orada. Yaptım gitti. Ve yeni bir şeyler açıldı mı acaba otomatik olarak? Bronz malzemeler var da. Bronz smelting açılmış. Açılmış.
Peki aynı yerden mi yapıyoruz? Evet. Artık bronz yapabileceğiz arkadaşlar. Hatta utanmadan kapırı salalım mı? Kapırı saldım. Direkt bronza atlattım kendimi. Bir çağa atladık böyle. Ne gerekiyor? Çok fazla malzeme gerekiyor. İki tane ondan, iki kömür. Şu beyaz şey ne acaba ortadaki? Demir mi o? Değil. Tin mi acaba? Ayı saldırısı. Hoppa. bir tane ayı indirmişiz. Diğeri ne yazık ki katlediyor köylerimizi. Köpek tanklıyor. Cesur köpek. Tanklayamıyor. Ölecek. Şurada biri vardı. Kaçma ya. Yayın var. Peki. Köpeğimizi harcadı. Ayı bey. Avlamaya devam. Şey puanı geliyor. Aa burada şeyler var. İki tane megalit var. Köye bakar mısınız nerede? Çok uzaktalar. Üç tane var yan yana. Çaktım gitti arkadaşlar emirleri. ...250 tane çamur toplamışız. Çok güzel. Aa, şeyi çözemedim ya. İnternetten de bunu bakmadım henüz. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Tin. Evet, tin. Ve... ...tinle kapırı birleştirip bronz yapacağız. Tamam. Ama tin yok haritada. Başka bir yerde mi? Ben mi atlıyorum? Hiç gözüme çarpmadı beyazlar. Bu ne eşekler? Şunları hemen... Ne kadar çok hayvan gelmeye başladı bu arada. Yakala 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 hepsini. Flint, tin yok arkadaşlar. Neden benim gözüme çarpmıyor? Bunlar taş. Haritada çıkmamış olabilir mi? Muhtemelen ben kaçırıyorum. Muhtemelen ben kaçırıyorum. Bakalım inşaat sekmesine gidelim. Orada atlamış olabilir miyim? Bunların hepsini yaptık. Bunlardan hiçbiri açılmadı henüz. Flint Mine. Hayır. Sırtlan saldırısı. Evet, birazcık bayağı dayak yedik. Köyümüzün dibine kadar giriyor hayvanlar. Bakar mısınız eşeklere? Neler dönüyor? Biraz katliam yapalım. Çok enteresan. Atladığım bir şey var muhtemelen. Flint Mine değil. Bir saniye. Flint Mine'da mı kurabiliyormuşum? Çıkardığım kaynakların üzerine. Bitirdiğim bir sürü şey vardı. Flint vardı buralarda. Onlar değil herhalde. Şunun üstüne koyabiliyorum. Yes. Ama çakmak taşına ihtiyacım yok. Şu anda tin lazım. Çok dürüst bir şekilde tin göremiyorum hiçbir yerde. Tin mine. Evet, burada. Bakayım.
Yok arkadaşlar, ben bir şey atlıyorum herhalde. İnternetten bakacağım, bir sonraki bölüme kalacak bu. Yok çünkü Tin Mine, Iron, Iron var, Flint var, Copper var, Tin falan yok. Çok uzaklarda olabilir mi tesadüfen, ya da çıkmamış olabilir mi bana? Şöyle çok uzaklara gidiyorum. Olmadı, tüccardan satın alacağım. Bir başlayabilmek açısından. Köyümüz nerede kaldı? Şunu da çeksinler. Buldum. Of. Okey, çok uzakta değilmiş en azından. Ama başka yok galiba. Ya da yakınlarda yok. Ekmekler çürüyüp duruyor. O kadar çok yemek var ki. Tamam, bulduk. Ama daha yakın bir yerde olsa mutlu olurdum. Açıkçası bu ne ya? Hadi yap, çıkarmaya başlayalım. Öncelik attım hatta. Kolay gelsin. Epey vakit alacak. Burası da fullenmiş. Tinleri de buraya toplayın. Demirleri de buraya toplayın. Belki bir tane daha yapabilirim ileride. Hayvanlarımızın sayısı arttı. Saman çakıldı. Bakalım saman bu sene ne olacak? Şimdi hasat toplayacağız. Bronz çok daha iyi. Çok daha iyi bronz. Şeyi atlıyorum direkt, kapırı. Bronza geçiş yapacağız. Ama tinleri getirmem lazım onun için. Şunları... Ne kadar çok ekmek çürüyor ya. Sırtlan saldırısı. Çok insanı ava yolladım. Orantısız bir şekilde. Neyse, indirmişler. Ve yanınızda neden köpek yok? Köpeklerimiz bitmemiştir umarım. Süper. 3 tane taş biriktirmişler. Kaç tane gerekiyor? 3 tane daha mı gerekiyor? Yavaş yavaş çekiyorlar herhalde. Oldukça yavaş çekiyorlar muhtemelen. Hayvanlar için yeterince şey yok diyor. Şuraya devam edebiliriz arkadaşlar. Stables yapmaya. Bunun geleceğini biliyordum. Burada bir öncelik atalım. Eşek olmuş. Bunları kesecekler. Evet. Miktarı ona limitlemiştim galiba. Plasyon halen 62. Bir tane daha koyuyorum ev. Hadi genişleyelim ya. Şurası tepe. Buraya genişleyebilecek miyim? Emin değilim. Devam edelim. Popülasyon kaldırıyor şu anda. Tin mine yaptığımız için şey geldi. Süper. Çıkarmaya başlayacağız. Çok uzakta, çok uzakta. Bunun limitlerini de ayarlayalım bu arada. Çekinmeden, üşenmeden toplasınlar. Tin. Kömürü 100 yaptım. Tin'i de 100 yaptım. Bunlar bozulmuyor çünkü. Iron'da 100 yaptım. Copper. Bunların hepsini toplayabilirsiniz. Çekinmeyin. Demir vesaire gelecek. Çelik gelecek ileride. Şunları da biraz yükseltebilirim. Sonsuz mu? Popülasyonumuz arttığı için yüzün üstünü seçemiyoruz arkadaşlar. Popülasyona endeksli yapıyor. Ki rahatsız edici bir şey. Tamam, 100 olsun o zaman. Popülasyonun 100... Ha, sonsuz yapabiliyorsun. Sonsuza gerek yok. Çünkü bozuluyor şeyler. Çubuklar. Keşke elle yazabilsem. Keşke elle yazabilsek. Onun dışında elbiseler fena değil. İşte peyniri biraz arttıralım. Ve tamam gibi
duruyor şu aşamada. Güzel. Hayvanlara yer yok, hayvanlara yer yok diyor. Var. Artık var. 52 hayvanım var. Ne çabuk 52 hayvan oldu. 50 hayvanlık yerimiz var. Eşekleri keseceğiz zaten. Sıkıntı olmayacak birazdan. 500 tane buğday toplamışız. Bir puan daha geldi. İş yükü çok fazla. Çünkü tarlalarda uğraşıyorsunuz. Bunları toplayıverin gençler. Yeterince yer var mı Granary'de? Var gibi. Ha şuraya iki tane daha yapmıştım. Tamam var. Bunlar da doluyor. Olmadı uyarı verir. 10 tane sırtlan öldürmüşüz. Bir puan daha geldi. Hayvan limiti 51 oldu. Bir tane daha eşek kesin. Kestiler. Duydum hatta. Süt çürüdü. Evet yemek grafiğimize bakar mısınız? Uçtu. Gerçekten uçtu. O yüzden popülasyonu bence cesurca arttırabiliriz ya. Sıkıntı yok. O kadar çok yemek var ki şu anda. Hiçbir şekilde problem değil. Saman da uçtu. Ama çakılacak çok fazla hayvanım var. Bir tane daha hayvan yeri bile yapabilirim şuraya. 50'de 50 şu anda. Yapıyorum bir tane daha. Bunun da ötesine çok geçmem. Zaten yer kalmadı. Şehri genişletmemiz gerekecek. Umarım teknoloji satıyordur. Ya satmıyor. Aa tin satıyor. Şahane. Tin satıyor. Kömür satıyor. Tinlerin hepsini alıyorum. 30'a. Un, kömür. Kömürlerin tanesi 1'miş. Hepsini alıyorum. Onun dışında bir şey almayacağım. Halen yaylarla ödeyebiliyoruz galiba. Mükemmel. 4 tane yay verdim. Ve ödedim. Güzel. Bunları koyacak yer kalmadı bu arada. Şuraya bir tane daha taş deposu yapmak istiyorum. Ya da şöyle büyük depo mu yapsam? Store chat daha mantıklı ya. Bu tarlaları dışarı alıyoruz arkadaşlar. Yavaştan içeride yer kalmamaya başladı çünkü. Şu karşıya yaptığım tarla ne halinde? Güzel ya, buralara yapacağım tarlaları. İçeriği boşaltıyoruz arkadaşlar. Yer kalmadı gerçekten. Şurası ne alemde? Biraz çirkin oluyorlar ama. Aynen buralara yapacağım. Bir manası yok çünkü şu anda içeride tutmanın tarlaları. Meyve falan yapmayacağım. Arpa yapacağız arkadaşlar. Çünkü muhtemelen bira da yapabileceğiz arpadan. Yazıyor mu şurada bira? Ha, açılmış hatta bir tanesi. Bira bira bira. Rye. Evet. Arpadan yapılıyor. O yüzden biriktirmekte fayda var. Şöyle dağlara taşları arkadaşlar koyuyorum. Öncelik verdim. Kesmişiz tabii ki de. Depo yapmak istiyordum. Burayı şimdi kaldırsam mı? Megaloserus. Ayı. Bizon. Mesela bir sürü hayvanın soyu tükendi arkadaşlar. Çünkü çağ atladık. Ben şu tarlayı patlatıyorum. Ne ekmişiz buraya? Acorn. Bye bye. Gidip başka bir yere ekelim ondan. Mağara aslanı da tükenmiş. Peki. Şurası nasıl bir alan? Of işte bu. Patlattım buraya. Çok uzak değil ya. Gidip ekip
Geliyorlar, yatıyorlar sonra. Yani günübirlik gittikleri bir lokasyon değil tarlalar. Burada yer açtığımıza göre ben bir tane depo yeri yapmak istiyorum. Storage hut. Şunlardan yapacağım arkadaşlar. Yapabilirsem. Aynen, tam buraya yapıyorum. Çünkü bütün depolarımız dolu neredeyse şu anda. Hayvanlara halen yer yok diyor ama hallediyorum. Çok orantısız büyütmedim umarım hayvanları. Ve tin satın aldığımız için artık bronz yapıyoruz arkadaşlar sonunda. Hoppa, hatta beyefendinin elinde görebiliyorsunuz ilk bronzlarımızı. O beline kuvvet ya, nasıl taşıyor onu? 50 kilo. Ekmek taşıyor gibi taşıyor gerçekten. Koy bakalım yere. Gelmişken bir şeyler atıştırıyor. Bu arada milestone yaptık. Bronz açtığımız için olabilir. Bir tane atlamışım. Neyi atladım? Birazdan bakarız. Bir şeye atlamışız arkadaşlar. Sondan üçüncüyü. Metal alloy. Alaşım. Metal alaşımı bronzu kastediyor herhalde. Neyi atladık arada? Milestone'lara bakalım. Şuradan bir yerden bakıyorduk. Hayır. F1, F2, F3, F4, F5. Stone Circle yapmamışız. O da yapıyorduk ya. Şu. Şu değil mi? Aynen. Az kaldı. İki tane kalmış. Kenarda köşede hazırladıklarım var ama çekmeleri için komut vermedim henüz. Bunlar ne? İnek. Şu genç olanları yakalayalım. Daha çekmemişler. Çok uzakta. Evet, hayvan kontrolünü elimize almamız gerekiyor arkadaşlar. Notifikasyonlar yağmaya başladı. Hayvanlar çok fazla, hayvanlar çok fazla diye. Yani limitleri koyduğuma inanıyorum oyunun başında ama neden böyle yapıyor? Limitimiz 50 şu anda. Şunu bitirmemişler çünkü. Haydi onu inşa edin. Okey. Limitimiz 60'a çıktı şu anda. Bakalım bir hayvan kontrolü daha yapalım. Abartmaya gerek yok. Çünkü şu anda 66 kişiyiz zaten. 56 tane de hayvan var. Kişi başı bir hayvan birazcık fazla arkadaşlar bence. Limitler 15, 15, 10 domuz, 10 inek. Tamam. Sadece keçi ve şey 15 yaptım. Toplarsak 30, 40, 50, 60 oluyor. İdeal. Ama domuz sayımız vesaire coşmuş. Onları yavaş yavaş kesiyorlar. Pekala. Problem yok. Ben şunun inşaatını bitirmek istiyorum. Bölümü bitirmeden önce. Ve ne yazık ki o kadar büyük ki harita. Nereden ne çektirdiğinizi buldum. Bir tane buradan geliyor. Ve önce, yani çek diye komut da veremiyorsunuz. Önce kaz diyorsunuz yerden. Sonra aynısını bir daha bulup çek diyorsunuz. O yüzden bir daha bulmak vakit alıyor aynı şeyleri. Şöyle yapsam, Primal Vision yapsam gözüküyor. Benim hatam. Şöyle gözüküyormuş. O zaman daha kolay bulabileceğim böyle. Buldum. Kaz. Burada da tin varmış. Ben komple unutmuşum ya bu özelliği. Tin ararken çok daha yardımcı olurdu.
Daha erken fark etseydim. Kapıları kazıyoruz. Şu ne? Flint. Peki şunu halen kazıyorlar. İptal edip bir daha koydum. Neden kazamamışlar? Şunu kazın. Burada neler var? Ayılar var. Buralar var. Çok uzak. Tamam, bence yeterince emir verdim. Onları çekerlerse tamamlayacağız gibi hissediyorum. Bronzlar akmaya başladı arkadaşlar. Araç gereç de yapmaya başlayacağız birazdan. Ve açıyorum. Kurt saldırısı. Dadadadan. Nerede? Nerelerde? Aa, yapabileceğim hiçbir şey yok. Eşeğimizi öldürmüş yük taşıyan. Nerede bu gariban? Çok uzaklara yollamışım. Köy nerede onu bile bilmiyorum şu anda. Ve kapışıyor, muhtemelen GG olacak. Haydi cesur warrior. Bıçağıyla savaşıyor. Aldı be. Ve canı bir bu adam GG. Kışın ortasında yaralarıyla köye dönmeye çalışıyor. Karnı aç. Yermak. Yermak'ın hikayesini izliyorsunuz. 3 bölümlük bir film olacak arkadaşlar. Yermak'ın hikayesi. Bakalım köye varabilecek mi? Karnı aç. Önünde uzun bir yolculuk var. Eşeği öldü ve köyü ufuklarda gördü. Yermak kanlar içinde ama cesaretini kaybetmedi. Kapıyı arıyor ve köye giriş yaptı. Yermak'ı gören ailesi hüzünle çığlık attı ve ona sarıldılar. Yermak bir şeyler gömüyor ve hayatına devam ediyor. Çeşmeden su dikiyor. Oha! Oha! Bardak icat olmamış daha ve eve girdi. Muhtemelen hayatta kaldı. Yermak'ın hikayesini izlediniz. Fırtına başladı arkadaşlar. Biraz moraller düşecek. 10 tane de megalit çekmişiz. Puan geldi. Gayet iyi. Gayet iyi. Arabalar ne alemde? Otomatikleştirdim diye hatırlıyorum arabaları. 10 tane çekme şeyi var. 3 tane bundan var. 10 tane eşek var. Bence şeyi arttırabilirim. Şu kart. Onun limitine bir bakalım. Çünkü eşekler boş takılıyor. Aksi takdirde. Şu el arabasından yapmam gerekiyor. 3'e, evet. 3'ü 10'a çıkardım. 10'a çıkardım. Biraz fazla gibi ama göreceğiz. Çünkü eşek limitimiz de 10. Bu da demek oluyor ki her eşeğin, bakar mısınız taşıdığı yüke? Şahane. Her eşeğin bir tane el arabası olacak. Birazcık maliyetli el arabaları, bir de tamiratı vesaire var. Yani 4 kütük, 3 deri. Kütükler bitmiş bu arada, onu fark ettim. Kesme bölgelerimiz ne alemde? Kesme bölgesi, şuraya bir tane atalım. Kütük gelsin. Bir tane de buraya atalım. Peki. Evet. Her eşeğin bir tane şeyi olsun ya. Tarlalarda da bakar mısınız? Çok işe yarıyor bence. Yedikleri yemeği hak etsin eşeklerimiz. Dediğim gibi eşek diyorum arkadaşlar. Alışkanlıktan düzeltmeye çalışmayacağım. Doğru olanı eşek. Telaffuzunda özürlü olduğum kelimelerden bir tanesi kendisi. Megalitler ne alemde? Çekiyor musunuz gençler? Çok umursamıyorlar. Ve öncelikle atamıyorum ne yazık ki. Şunlar. Burada bir sürü var. Evet, bunları kazmışlar. Okey, bu üçünü de çekersek hallolacak gibi. Oyunun en zorlayıcı yanlarından bir tanesi galiba bunları çekebilmek, çekmek.
Birisi daha yamulmuş. Mutsuz. Evet, fırtına biraz etkiledi bizi. Neyse, yemek şahane gidiyor. Saman yetmiyor ya. Bir kışı daha atlattık. Saman arkadaşlar. Ha, kışın sonu. Okey. Okey, şuraları da ekmeye başladık. Şunların hepsini indirelim artık. Evcilleştirmeye gerek yok çok. Bu maden nasıl gidiyor? Güzel, halen var içinde. Tin madenimiz ne alemde? Sadece 3 tane çıkarmışız. Kimse de toplamamış henüz. Gördüğüm kadarıyla biraz vakit alacak. Tin çıkartmamız. O yüzden satın alacağım her fırsatta. Tarlaları yardırın bakalım. İş yükü %216 oldu. Hiç bu kadar olmamıştı. Ve ev yapmaya devam edelim. Yemeğimiz var. İş yükü çok fazla diyor. Evet, farkındayım. Ve teknolojileri de artık açabiliriz bence. Şunu bir daha kontrol etmek istiyorum. Depomuz gelmiş buraya. Bir tane daha. Ve şeyi kapadım. Kapır yapmayacağım bile. Atladık gibi bir şey oldu birazcık. Direkt bronza geçeceğim. Çünkü çok daha iyi. Çok daha iyi bronz. Açık ara farklı. Ama işte tin ve bronz epey biriktirmem gerekiyor. O kadar var mı? 8 tane var bronz. Bakalım. Neyse. Bronza odaklanacağız arkadaşlar. Kapırı atladım. Çağ atladık. Gerçekten pas geçtik. Ve teknoloji satan bir tüccar gelsin bakalım. 3 kişi daha geldi. Tüccar da geldi. Tam da senden bahsediyorduk. Satmıyor. Tinleri alıyorum. Bira. 3 tane birası var. Şu yünü aldım. Derilere, derin var mı? Bakmam lazım. Yaylar halen 15'e gidiyor. Saçmalık. Bira. Bira ben üretirim birazdan. Kendim sıkıntı yok. Derileri aldım. Yayla ödüyorum. Keşke teknoloji satsaydı kendisi. El arabalarını yapmaya başladılar. Başlayacaklar daha doğrusu. Eşekler daha verimli çalışacak. 10 tane bronz yapmışız. Geldi bilgimiz. Evet, 2 tane teknoloji açabileceğim şimdi. Hiçbir fikrim yok hangisine gitmeliyim. Taşçılığı keşfedersek arkadaşlar binaların upgrade'i açılıyor. Depoların, evlerin, galiba her şeyin upgrade'i açılıyor ki şahane. Kılıca gerek yok şu aşamada. Çok önemli bir şey değil ama gelişmiş yayı açıyor. Onu yapmak istiyorum. Kalkana gerek yok. Surlarımız da eriyor herkes. Umarım öyle devam eder. Bira ne işe yarıyor bilmiyorum. Herhalde moral veriyor diye düşünüyorum. Örmek gibi bir şey var. Balık ağı gerek yok. Atları evcilleştirmek. Hepsi çok iyi. Ya atları evcilleştireceğim ya da taş duvara vereceğim. İkisine de vereceğim. İkisine de var aslında puanım. At evcilleştirmeyi açıyorum arkadaşlar. Birkaç tane evcilleştireyim. Tarlalarda çalıştırabileceğiz. Bir de taş duvarları da şeyi de açmak istiyorum. Her şeyin upgrade'i geliyor. Ya da şuna mı bitirsem açmışken. Bunu bitirdim. Bunu bitirdim arkadaşlar. İki şey açtım. Şimdi atları evcilleştireceğiz ve tarlada çalışabilmeleri için şey craftlayacağız. Uf, bir sürü şey geldi. Şurada gördüğüm kadarıyla aynen. Plow diye geçiyor. Türkçesini hatırlamıyorum. İşte atın arkasına takıp toprağa açtığınız, işlediğiniz malzeme. Buna bir sağ klik yapayım. Ve birkaç tane üretmeye başlayalım. Limitler, limitler. 10. 5 yapalım.
yavaştan üretsinler ve haritada at aramaya koyulalım bakalım. Bir tane bulsak şahane olacak. Sen at mısın? Değilsin. Seni avlayalım. Kıştan önce bir sürü at vardı ya etrafta. Bunlar eşek. Bunlar da eşek. Monolit gördüm. Megalit, monolit. Verdim kazma emrine. At, at, at. At bulmamız gerekecek. Tarlalarda işte epey şey olacak. Yük alacak sırtımızdan. Eğer o atlara takabilirsek o şeyleri. O yüzden aslında her şeyi bırakıp buna odaklanmam lazım. Bunlar ne? Her şeyi avlama emri vermişim. Çok fazla. İş yükümüz %200 şu anda. Bunlara ne zaman verdim? Yaban domuzuna. Bunları çekiyor muyuz gençler? Onları da çekeceğiz. Çok iş yükü var ya. Kıyamam. Kurtlar görüyorum. Ya gözüme at çarpmadı arkadaşlar ama bakar olacağım. Birazdan çıkar muhtemelen. Ve olmadı satın alırız bir sonraki tüccardan gelirse. 500 tane un işlemişiz. Gelsin puancıklar. Bir şey atlamadım değil mi? Bir daha okuyalım. Aynen evcilleştireceğiz ve bunu takacağız. Tamam. Çünkü çok tarlamız olduğu için ilk ona odaklanmaya karar verdim. Taşçılık da bence çok iyiydi. Çünkü galiba bütün binaları upgrade yapabileceğiz ve 10 bölüm sürecek gibi hissediyorum. Bu kadar binayı upgrade yapmak. Yalıtım mı sağlayacak acaba yoksa depo miktarını arttırırsa o da şahane olur. Her türlü çok güzel upgrade'ler geldi arkadaşlar. Hepsini yapmak istiyorum. Ve bütün hayvanlarımızda yün var şu anda gördüğünüz gibi. Toplamamışız. Galiba hayvan işini abartmış olabilirim. Bu tarlaya da veda ediyoruz. Emir. Bye bye. Merkezde yer açalım. Emir. Şuraya ekebiliyor muyum? Elbette. Kütüğüm bitmiş. Kesmiyor mu arkadaşlar şey? Kesiyor. Ama herhalde yetişemiyorlar şu anda. Şuraya iki kişi attım. Hatta direkt kesme emri vereyim ki. Kütük olmadığı için bir sürü şey kapanıyor. Bir sürü şeye atlamamız gerekiyor. Bazı insanların şeyi yok, elbisesi yok diyor. Linen outfit. Hayvanlar saldırıyor. Derken GG. Çok da gerek yok evcilleştirmeye. Zaten 8 tane şeyimiz var. İneğimiz var. Evet, at arayacağız. Bir sonraki hedefimiz tarlaları optimize etmek. Atlarımız ile. Şey elbise yapmadım arkadaşlar skin'den. Defalarca kez yazmışsınız yorumlarda. Şu. Leather. Yapmayacağım. Onun yerine şey yapıyoruz. Linen yapıyoruz artık. Oyunun başında atlamışım onu. Ve yemeğimiz 400'e çıktı ya. Kesinlikle arkadaşlar popülasyonum çok geride kaldı. Popülasyonum şu anda 100 bile olabilirdi bence. Taşıyabilecek kapasitemiz var. İş yükümüz çok arttı. Hayvanlar hepsi yünleriyle geziyor. Kimse yetişemiyor. Megalitleri çektirmeye çalışıyorum bir yandan. Yeni tarlalar kurduruyorum ve köylerimiz yetişemiyor. Popülasyonu biraz uçurmam gerekiyor anladığım kadarıyla. Hep böyle çekimser oynadım. Aç kalmayalım diye. Şu anda da çok tokuz, öyle diyeyim.
Ve ev yapmaya devam ediyorum. İşte kütük yok. Biraz önce ağaç kesme emri verdim. Duyduğum üzere kesiyorlar şu anda. Evet. Ve 100 tane peynir yapmışız. Ne yapalım? Şuradaki ağaçları da kessinler ya. Uf, neler oldu? Pause. 100 tane meyve toplamışım. Elbisesi yok diyor. Bu beni biraz üzdü. Bir öncelik atacağım şuraya. Nerede nerede Terzi Bey? Bir öncelik attım. Gelsinler elbise yapsınlar. Çünkü herkes için bir tane linen olmalı. 56 geride kalmış. Ve ne gerekiyor? Kumaş gerekiyor. 21 tane kumaşım var. Yapabiliyor olmaları lazım şu anda. Haydi bana bir teknoloji sat. Nerede tüccar? Etler, balıklar kuruyor. Şahane miktarda. Derilere bakar mısınız? Full. Full çekiyor. Kalkan satıyor. Okey. Tinleri de almak istiyorum. Ah. Ve komisyonu çok yüksek. 450'ye satıyor. Alamayabilirim. Bütün yaylarımı satmam gerekiyor bunu alabilmek için. Bronz şeyler 15 ediyor arkadaşlar. Dandik yay da 15 ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hayvan satabilirim. Tanesi. Ya kalsın. Komisyonu yüksek. Bundan almayacağım arkadaşlar. İleride fırsatlar doğacak. Ben tinleri cepliyorum. Kömürü cepliyorum. Komisyon çok yüksek çünkü 300'lük şeyi 450'ye satıyor. Kazık yemek istemiyorum. Aynen, tinleri aldım. Ben bronz şeyler yapmaya devam edeyim. Acelesi yok teknolojiyi açmanın. Elbet açarız. Ve tarlaların hepsini dışarı taşıyabildik bu bölüm. Birazcık yer açıldı ama halen yetmiyor gibi hissediyorum. Taş devrine geçtiğimizde arkadaşlar, taş devri diyorum, taş upgrade'ini açtığımızda duvarları da taştan yapabileceğiz. Şu upgrade var. Ama ben genişleteceğim köyümüzü. Epey bir genişleteceğim. Sonra onları taşa çevireceğiz. Bu çünkü bu sınırlar kurtarmıyor bizi. Belki şuraya minik bir köy daha yapabilirim ama tek parça tutmak istiyorum her şeyi. Ve genişleyecek çok da bir yer yok açıkçası. Şu tarlaları kaldırıp şuraya genişletebilirim köyü. Oradan biraz büyütebiliriz. Burası kapalı. Şu tarlaları kaldırıp buraya komple genişletebiliriz. O zaman da yer kalmıyor. Belki tarlaları ta buraya alabiliriz. Ama bu köy genişleyecek arkadaşlar. Şu anda yetmiyor. Hatta en mantıklı şey şuraya genişletmek olacak muhtemelen. Tarlaları öteleyerek. Ya da tarlaları buralara falan alacağız. Kötü map ya. Başka map seçmeyi isterdim. Yani şey açıdan kötü. Çok geniş yayılabileceğim bir alan sunmadı bana. Bu popülasyona kıyasla. Monolitler, megalitler neredesiniz? Neredesiniz? Şöyle bir tab'e basalım ve sorgulayalım. Çekiyorlar mı? Ben çekin diye emir verdiğimi hatırlıyorum ama. Ha, oha. Oha. Dağların üstünden geçiriyorlar arkadaşlar. Tamam, lafımı geri aldım. Kıyamam size ya. Şurada da yazıyor bu arada sol üstte. Kaç tanesini çektikleri şu anda. Atlar çekebilecek mi acaba? Onu merak ediyorum. Eşekler çekmiyor da. Soru işareti. Raider Attack. Okey, bölümü güzel bir şekilde bitireceğiz ya da çok kötü bir şekilde bitireceğiz. Tam da bir saati doldurmuştuk. Nereden geldiler? Dibimizdeler. Of of of. Kalkanları vesaire. Yeni çağ kapasitesiyle saldıracaklar. Yani bronzdan eşyaları olma ihtimali var arkadaşlar. Hemen bir alarm çalıyoruz. Alarm. Şöyle bir bakalım. En kalabalık saldırı şimdiye kadar gelen. 4, 5, 11 kişiler. 11 kişiler ve kalkanları var ki okçularımıza karşı koyabilecekler biraz. Ve galiba bronz silahları var gibi, mızrakları. Biraz hasar göreceğiz arkadaşlar. Biraz hasar göreceğiz. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi köylüler koştura koştura geliyorlar. İçeri kaçıyorlar.
Ve şeyin de etkisini görebileceğiz. Şunlar sıkabiliyor mu? Onun etkisini de görebileceğiz. Ah, çıplak çıplak savaşacağız ya, adamlar armor'la geliyor. Armor mu üstlerindeki? Yok, sadece elbise. Herkes mutsuz, aç. Can yakacaklar. Kuleler full değil mi? Kuleler full. Evet. Haydi bakalım. Okçular sıkmaya başladı. Let's go. Şu kuleler etkili olmadı gördüğüm kadarıyla. Bir kişi sıkabiliyor, diğerleri koşmayı tercih etti. Burayı yıkacağım arkadaşlar. Genişletirken daha güzel yapacağım. Bu hoşuma gitmedi. Bu şekilde yapmam gerekiyor. Bu çok daha mantıklı. Şu saçma olmuş. Neyse, kuleler en azından aksiyon yaratıyor. Ve kan gövdeyi götürüyor. Adam kaybettik mi acaba? Kaybettik, kaybettik. Hepsini katlettik arkadaşlar. 30 tane Raider öldürdüğüm için belki puan geldi. Galiba kaybettik, emin değilim. 1-2 kişi ölmüş olabilir karambolde. Ve bronzdan mızraklar geldi. Kılıç geldi. Çok güzel. Alarmı kapayabilirsin hançer. Kulelerin canı ise neredeyse patlıyor. Neredeyse patlıyor. Güzel. Hepsi darbe almış. Yoksa zamanla mı gidiyor bu? Şu anda oldu diye biliyorum. Güzel, tanklıyorlar en azından köylerimiz yerine. Alarmı kapıyorum. Ve bir saldırıyı daha atlattık. Bir sürü de bronzdan silahımız oldu arkadaşlar. Onları aynen cepleyelim. Zaten yapacaktık. Elbisemiz yok. Bir saldırının daha üstesinden geldik. Güzel. İlk bronz itemlar da loot olarak düştü. 3 tane kalkan gelmiş. Süper. Daha teknolojiyi açmadan kalkanları cepledik arkadaşlar. Okey, burada sizlere veda ediyorum. Yine dolu dolu bir bölüm oldu. Yeni bir çağ atlama fırsatımız oldu. Teknolojileri açtık. Bir sonraki bölüm at bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Ve el arabası yapacağım. Ve daha doğrusu işte tarlalar için gerekli şeyden yapacağım. Ve atlarımız bakalım neler çekiyor. Eşeklere kıyasla. Monolitler, megalitler bitmedi ne yazık ki. İki tane yolda. En son şu dağı aşıyordu bir tanesi. Biraz daha vakit alacak gibi. 12 tane keçim hastalandı mı? Şurada. Yani bunu getirmeleri ne yazık ki sürecek. Belki atlar yardımcı olur. Bir sonraki bölüm keşfedeceğiz. Ve 12 keçi çok fazla ya. Bütün keçilerimiz ölüyor. Neredeyse. Neyse, baştan başlarız. Bu arada işte bronzdan eşyaları da yapmaya başladık. Kılıcı henüz açmadık. Ve şahane bir bölüm daha oldu. Popülasyon da 68. Yapacak çok şey var arkadaşlar halen. Yapacak çok şey bizleri bekliyor. Teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.